Sencim, genelde yani şenliklerde veyahut da düğünlerde ağırlık horon. Kora. Evet, Horon, değil mi? kora. Evet. Ne kadar ağırlık mesela yoğunluk var sizin horon tarzınız? Şimdi sevgili Paul, burada zaten düğünlerdeki amaç horon çalmaktır. Horon oynamaktır. Horonla eğlenmektir. Horonla terlemektir. Buranın amacı odur. Başka sazlar var burada. Davul var aynı zamanda. Bu Ama kemençesiz, yalnız kemençe. kemençesiz düğün olmaz. %99'unda kemençe vardır. Ama kemençeyle beraber yine yöremize has davul zurnamız vardır. Tabii ki yeni gelen teknolojiler vardır. Başka bir şey yani burada faydalanılır. Ama her müzik, ne müziği olursa olsun kemençe muhakkak yöreli düğününde vardır. Horon çalar. O zaman sizden bir horon dinleyelim. Horon dinleyelim. Horondan önce bir taylalar salkım saçak diyelim. Ondan sonra horona dönelim. Nasıl istersen. Taylalar salkum saçak, taylalar salkum saçak, alçak boy, nüsün alçak, alçak boy. Seni dediler küçük, seni dediler küçük, sen buldun, nüsün kucak, sen buldun, nüsün kucak. Oy niye, hanım niye, öldüm yar, niye niye, asın ya, laşan inye bir tanem, niye niye. Kasımpaşa yazacağım ismini, oturduğum ustaşa görenle kulağında çift oturur hanımla, kurban olur kurban, kime havuç çalım. Naça vurdurdum naça, bugün sevdanlı kimli. Ahça dumanlı baş, sevdan yedelim sevda. Sevdan yedenler dinle, kaldı başım belliye. Yüz ekilenlerdir, kaldı başım belliye. Yüz ekilenlerdir, hoppa bak bak oğlan. Var ol. Gel bakayım. Hop hop hop. Saati ben kurayım kurayım, haftalar yedi gündü, söyle nasıl duray, haftalar yedi gündü, söyle nasıl duray, yitirdim uçağımı, arasam bulundum mu, canırsam kucağında, namazım kulundum. Hop hop. İşte bizim düğünlerimiz. Vay be. Böyle. Şimdi bu türlü mesela ıslık çalan işte hop hop işte vesaire bunlar coşturmak için. Bunlar insanlar. Komuttur. Karşındaki insanların gönlünü bir anda dağıtmaktır. Mesela bir ıslık çaldığı zaman karşındaki insan horon oynarken bir anda dikkati dağılır. Eğer ki kafasında da başka bir düşünce varsa horona adepte olur. Anlatabilir miyim? Yani buranın horonları böyledir. Ne güzel. Tabii horon çok güzel bir örnek ve yoğunluk. Başka ne çalabiliyorsunuz mesela kemençede? Kemençeyle, tabii ki biz kemençeyle çalmadığımız bir başka bir müzik artık yok. Her turla adapt edebilir. Dertlini ağlayıp gezersin burada. Bir de roman da çalabiliyoruz.
Şimdi kemençeyle biz yeni gençlere, yani yeni gelen nesillere de bunlarla hitap edebiliyoruz. Hüseyin'ciğim çok teşekkür ederim vakit verdiğiniz için ve programımıza. Bu güzel müzik, bu güzel saz kültürü bize bir daha tanıttığınız için çok sağ olun. Sevgili Paul, ben size çok teşekkür ediyorum. Beni kemençemle beraber, kültürümle beraber, görelemle beraber konuk ettiğiniz için, ekranları başında bizi izleyen insanlara hakikaten sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gelsin de bir göreleyi görsün, bir horon oynayalım. Oo. O insanları da sevelim diyorum. Ben de biraz, hatta siz çalın, ben horon olarak yolum devam edeceğim. Bizim yolumuz, bizim yolumuz devam. Müziklerinize bayıldık. Evet. Maşallah, bizim yolumuz devam arkadaşlar. Baba. Yedi kurnalı pınar da kuşların üstüne kurnal. Yedi kurnalı pınar kuşların üstüne kurnal. Ben sevdim eller aldı da yüreğim onayım. Sevdalıyın işine de dayanlıyor da da. El kızının derdine yanıyorum aga. Oh. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Giresun Kalesi'ne kadar çıktık. İki tane genç bizi bekliyor, yetenekli ve yöresel türküler. Hep beraber çalalım ve dinleyelim. Sokak başı meyhane, sokak başı meyhane, asmadandır kapısı. Ben gözüme aldırdım, ben gözüme aldırdım, 15 sene mahpusu. Evet sevgili arkadaşlar, Giresun'da Kale'ye kadar çıktık. Yanımızda Serdar ve Mehmet var. Merhabalar, hoş geldiniz. Gençler, size hoş geldiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Belki biliyorsunuz biz tüm Türkiye geziyoruz, evet, yöresel müzikler. İzliyoruz, yakından takip ediyoruz. Süpersiniz. Yani. Şimdi siz ve özellikle bana, ben öğrenmek istiyorum ve tabii ki seyircilerimize, sizin Giresun türkülerinizden örnek dinleyeceğiz ama önce sizi tanıyalım lütfen. Adım Serdar, soyadım Gür. Serdar'cığım. Evet, Giresun Belediyesi Konservatuvarı'nda çalışıyorum. Bandı Hoca, ayrıyeten de müzikle ilgileniyorum. Mehmet abimle beraber müzik yapıyoruz. Mehmet'ciğim. Ben Mehmet. Giresun Belediye Konservatuvarı'nda bağlama dersleri veriyorum. Ayrıyeten Giresun Belediye Bandosu'nda görev yapıyorum. Şimdi Serdar kardeşim, ben şöyle Karadeniz'de gezdiğimizde, evet, özellikle bu bölgede işte kemençe ağırlık var. Görele'de hatta. Evet. Bundan sonra işte artık kemençe, işte tulum yani, vesaire. Evet. Bağlama çok nadirdir. Evet, evet. Yani burası sanki, yani sanki son noktası gibi. Son nokta. Evet, kesiş noktası burası. Şimdi Giresun merkezde bağlama ağırlıklıdır. Ama ilçelere yaklaşıldıkça kemençe ağırlık kazanmaktadır. Sizin de dediğiniz gibi. Bunun da başlangıcı olarak Göreleli rahmetli Yüceoğlu Osman Gökçe vardır. O gerçekten kemençenin ordinarsu diye bahsedilir onunla. Biz göremedik rahmetli. Onun yakınları veya hemşerileri onun mirası gibi düşünüp kemençeyi daha da ilerletmiştir. Yaşatıyorlar bunu. Evet, evet. Çok güzel. Burada daha çok bağlama ağırlıklı. Yani bağlamanın bittiği son nokta diyebiliriz Giresun. Buradan sonrası bağlama fazla kullanılmıyor. Kemençeler, sizin söylediğiniz gibi tulumlarımız var, kemençemiz var. O zaman şu bağlamadan güzel bir örnek daha dinlesek. Tabii. Ne dinleyelim arkadaşlar? Kömürlük Dağı. Kömürlük Dağı diye bir türkümüz var, onu dinleyebiliriz. Tamamdır. Kömürlük Dağı'na da yârim yağıyor yağmur, yağıyor yağmur. Gelemem yanına da yârim, yollar pek çağır.
var pek çabuk. Gadaların olayım, belaların olayım, bastığın yerlere kurban olayım. Gadaların olayım, belaların olayım, bastığın yerlere kurban olayım. Şimdi de arkadaşlar, ben genelde türkülerinden mutlaka bir hikaye dinlemek isterim. Her yörenin. Sizin tabii her yörenin bir türküsü. Sizden dinlemek istiyorum. Bir tane seçin bakalım. Şimdi ne olabilir? Mican anlatabiliriz mesela. Mican. Türkülere konu olmuştur Mican. Çok güzel. Giresun'da dağlarda eşkıyadır. Normalde öyle görünür ama. Bir tane halk, evet, kahraman daha çıktı. Evet. Aslında kahramandır. Zenginden alıp fakire veren biridir. Bunu bu hale getiren de sevdiği kızı alamamasıdır. Ondan sonra yani bir şekilde hayata küsüp, yani ne diyelim, zalimlerin karşısında olmuştur. Hı hı hı. Hakkında birçok rivayet vardır. Yaşadığını ve öldüğüne dair bir kayıt yok elimizde. Bildiğimiz bu kadar. Havada kalmış bir, evet, şey. Evet. Peki bizim parçamız havada kalmasın. Bir dinleyelim hemen. Tabii ki.